Resulüne salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, Lemalar Risalesinden Üstadımızın 13. lema. Malumunuz şeytandan istiaze bahsidir. Çok kıymetli, çok değerli işaretler var, hatırlatmalar var. Bizi çok dikkatli olmaya, meseleleri biraz daha özümüzden yola çıkarak değerlendirmeye davet eden bir risale. Özümüzden yola çıkarak, biraz evvel abimizin de söylediği gibi, esas sıkıntı burada, içeride. Önümüzde çok sorunlar var. Bir memleket olarak düşündüğümüzde, şu içinde yaşadığımız ülkemizin ve coğrafyasının maalesef, İslam dünyasının, içeriden ve dışarıdan kaynaklanan çok büyük meselelerle, sorunlarla boğuşuyoruz. Yığılmaz sorun önümüzde var. Fakat bunların hepsi aşılır arkadaşlar. Hepsi bir şekilde aşılır. Bu bizi umutsuzluğa gark etmemesi lazım. Bir şekilde halledilir. Aşılamayan mesele özümüzde olandır. Önümüzdekiler değil. Burası mamur hale geldiği andan itibaren ağırlıklı olarak inşallah Allah nasip eder de bütün insanlarımızın, bütün vatandaşlarımızın, hepsi de kardeşimiz, özümüzde taşıdığımız meseleleri, sorunları aşmaya başladığımız andan itibaren önümüzün de açılacağını göreceğiz. Evet. Duvarlar örülmüş. Duvarlar örülmüş maalesef. Nefsaniyet duvarları. Hevadan kaynaklanan duvarlar. Akılla kalbin arasına nefis girmiş. Aynen güneş tutulması gibi. Dünya ile güneşin arasına ay girdiğinde güneş tutul, görünmez olur. Kapanır. Açılması lazım. Aynen onun gibi akıl güneşi, bir tarafta kalp, araya nefis giriyor. Maalesef ışık alamaz hale geliyor kalplerimiz, gönüllerimiz, vicdanlarımız. Akıldan beslenemiyor artık. Oradan nasibini alamıyor, ilham alamıyor. Değerlendirmeleri artık beyin sağlıklı hiçbir şekilde yapamıyor. Bütün yorumlar, bütün mülahazalar artık nefsin zulümatından, nefsin karanlığından palazlanıyor. Verilen cevaplar artık bodoslamadır. Bir sorun çözmek için değildir. Karşımdakini nasıl 2.80 yere uzatırım, nasıl onu küçük düşürürüm, nasıl onu halkın gözünde değersizleştiririm merkezlidir. Çıkış odur yani. Sorun çözmek diye bir derdi yok insanlarımızın. Tekrar söylüyorum. Burası mamur hale gelmeden, çok değerli bir sözdür, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Padişah Allah'tır. Burası da aynı Samet'tir. Tamamen ona aittir. Ama hissetmiyoruz, hissedemiyor insanlar. Devamlı konuşurum, devamlı söylerim her sohbette. Metafizik gerilim noktasında maalesef nasibimiz çok az. Adına şevk dediğimiz, bir ürperme, bir heyecan eksikliği var. Allah dediğin zaman biraz kendine gelmen lazım, titremen lazım. Yerleri, gökleri var eden, bütün varlığına borçlu olduğun kudret. Ama tekrar söylüyorum, kahir çoğunluk. Üstadımız da söylüyor, 40 ve fiyattan birkaç tanesi. Yani müminler de dahil olmak üzere. Ben elhamdülillah Müslümanım diyenler de dahil olmak üzere. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Helaket, felaket asrının çocukları olarak buradayız. Çok zor bir dönem. Hele şimdi içinde bulunduğumuz. İşte en yakın zamanda bir savcımız şehit edildi. Daha dün 2 gün önce Mustafa Karaman abiyle konuştuk bu meseleyi. Başakşehir'de oturuyor, çok yakınımızda, o da orada oturuyor ve mesnevi derslerini takip edermiş. Oradaki mesnevi derslerini hiç kaçırmayan bir, çok imanlı, çok yürekli bir savcı.
böyle bir mesele yaşanıyor, gel konuşalım dediğimizde, benim çok tanıdıklarım var, sizlerin olmasın inşallah da, iman noktasından uzak, hala ben ateistim diyen ve bunu bir etiket olarak, bir değer olarak lanse etmeye çalışan, sanki çok kıymetli bir şeymiş gibi bunu anlatmaya çalışan insanlar var. Eskiden hukukumuz olan, dostluğumuz olan insanlarla bu meseleyi konuştuğumuzda, bu cinayetlerin sahiplerine hala terörist diyemiyor adamlar. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı var özünde, içinde, mahiyetinde, aleminde, problemler var. Ya neyi savunursan savun, hangi ideolojiyi, hangi düşünce, hangi doktrin, hangi parti beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç o meselelere girmem. Ama burada bir cinayet var. Apaçık bir terör var kardeşim. Bunun adını bir koy dediğinde koyamıyor. Şimdi okuyacağımız mesele tam da bu. İblisin en mühim bir desisi. Kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Senin bu verdiğin cevap akıl planında verilen cevap değil. Muhakemeli bir cevap hiç değil. Üzerinde düşünmemişsin kardeşim. Belli ki sen şeytanın tesiri altındasın. Şeytan mı? Senin en tarihi düşmanın. En tarihi düşmanın. Bütün varlık sebebini seni Allah'tan daha fazla uzaklaştırmak için ortaya koyan bir düşman. Varlık sebebini buna bağlamış. Allah'la kulun arasını daha fazla ne kadar aşabilirim? Nasıl hileler, hangi tuzaklarla, hangi vesveselerle? Anlatabiliyor muyum? Böyle bir düşmanın var ve sen bunun tesiri altındasın. Sen bir akıl tutulması yaşıyorsun. Araya hevayı da soktu ama dürtü ona ait. Kendi, bu kademe yapıyorum, kendi kuvvetlerinden çok daha ziyade senin kuvvetlerini senin aleyhinde kullanıyor. Dikkatli ol kardeşim. Sende var olan madenleri işletiyor. Nisa suresi 120. ayette der ki, Allah vaatte bulunur insanlara. Ben de vaatlerde bulunurum. Ve benim aslında çok da bir gücüm kuvvetim yok. Fakat benim en fazla size bulunduğum vaat veya tesirim sizde var olan gururu devreye sokmaktır. Tam bir tahrip ustasıdır. Tam bir tahrip ustası. Bütün değerlerini, aklını, kalbini, muhakemeni, birçok istidadını senin aleyhinde olarak kullanabilir. Bu konuda yeteneklidir. Evet. Eline su dökülmez. Bir çarpıtma ustası. Senin en elmas kıymetinde olan istidatlarını, insanı insan yapan cihazatlarını, tekrar söylüyorum, aklını, mantığını, muhakemeni senin aleyhinde kullanabilir. Hele bir de gurur madenini. Onu keşfettiği andan itibaren. Nisa 120'de vardır. Gurur üzerindeki hegemonyasını, tesirini anlatır. Nisa suresi 120. ayet. Açın okuyun. Allah muhafaza eylesin. Böyle bir düşmanın var ve sen bunun tesiriyle bana bu cevabı vermektesin dediğimde olur mu canım diyor. Ne şeytanı? Yok öyle bir şey. Ha. Şeytanın tam da istediği cevap. Tamam, beni boş ver. Beni yok say. Beni inkar et hatta. Benim varlığımı bile inkar et. Sana birisi böyle böyle derse, ne şeytanı, şeytan diye bir şey yok de. Ama yeter ki istediklerimi yap. Yeter ki beni mutlu et. En büyük tuzakları. En büyük hilelerinden, en tehlikeli, en sinsi olan tuzaklarından biri budur. Kendisine tabi olanları kendi varlığını inkar ettirir. Böyle bir varlık yok. Böyle bir şahıs yok. Varsa da benden uzak. Bir zaman sonra almaz üstüne. Bir zaman sonra öyle hale gelir ki bak bu tuzak. Sen onu inkar ettikçe daha sokulursun. Sen yok saydıkça o daha da yanına gelir. Bir noktadan sonra insanla kendisi arasındaki sınırlar belirsiz hale gelir. Aynileşirsin. İnsi şeytan haline dönüşür. Şeytan çünkü aslında iblistir Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen. İblis, müşahhas ve ontolojik varlık iblistir. Peki şeytan kimdir demin ne? Bir şeytan diyoruz. Aynı varlık.
E niye iblis, niye şeytan? Kur'an-ı Kerim'de şeyatin olarak zikredilir de neden? Çünkü şeyatinleşmek şudur. İblisin karanlık mesleğinin adı. O şer, çarpıtma mesleğinin adı. İnsanı Allah'tan uzaklaştırma faaliyetlerinin toplam adı. O bir meslek. Aynen benim adım Zafer. Ama meslekten gelen adım eczacı. Doktor, hakim, avukat, mühendis, şoför, her neyse. Kendi müşahhas isminin yanında bir de meslekten gelen ismimiz var ya hepimiz. Usta neyse. Şeytan da iblisin işe koyulduğu andan sonra aldığı isim. Ha, o meslek eğer çarpıtma, karartma, manipüle etme, ters yüz etme, anlatabiliyor muyum sana? Tahrip etme ve kulu Allah'tan uzaklaştırmak mesleği ise, bunu eğer insan yapıyorsa Metin kardeşim, o da şeytanlaşmıştır. Anladık değil mi? Evet. İnsi şeytanlar, birazdan anlatacak. Cinni şeytanların varlığına ispat insi şeytanlardır. Yok mu? 700-800 sene önce Mevlana Hazretleri belki burada da dillendirmişimdir zaman zaman. İhanetlerin ve namertliklerin sefilleştirdiği bu eşikte, bu dünya eşiğinde şeytan la havleyle ekmek yer. Ne kadar sarsıcı bir söz. Onu bile işsiz bırakacak derecede şeytanlaşmış zehirlemekten, insanları tekrar söylüyorum iman noktasından uzaklaştırmaktan lezzet alan, zevk duyan insanlar aramızda, içimizde, sokaklarda, yakınımızda dolaşmaktadır. Sayıları da artmaktadır. Çünkü ahir zaman. Çok müteyakkuz olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Buralardan gelip mutlaka beslenmemiz lazım, ilham almamız lazım. Tek başımıza ayakta kalma şansımız çok zor. Çünkü helaket, felaket asrı, çünkü tekrar söylüyorum, ahir zaman ümmetiyiz. Evet. İblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şu zamanda hususan maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, sanki bugünün fotoğrafını çekmiş üstadımız, maddiyunların felsefesiyle zihni bulananlar, işte adamlar, materyalist düşünceye. Bu meseleden gel biraz konuşalım dediğinde o felsefesi, o doktrini, o ideolojisi nereden bulmuş çıkartmışsa, sadece verdiği cevap o pencerede. Başka bir perspektif, başka bir hakikat, başka bir zemin asla onu ilgilendirmiyor. Çünkü zihni bulanmış artık. Özgür düşünemiyor. Biraz evvel sohbetin başında söylediğim gibi, önümüzdeki değil, işte özümüzdeki problemler, meseleler, sorunlar işleri içinden çıkılmaz hale getiriyor. Önümüzdekiler emin olun aşılır. Allah'ın da lütfu keremiyle aşılır. Ama sen yeter ki özündeki sıkıntılarla biraz mücadele et. Biraz dur de. Hemen her sohbet söylüyorum. Ne demek kendimle barışırım ya? Bu haliyle insan barışık niye olsun? Özündeki o dejenere olmuş. İnsanı insaniyetten, gerçekten, hakikaten yani nefret ettirecek derecede aklını, kalbini, ruhunu, istidatlarını, letaiflerini hevana ve şeytanla teslim etmiş halinle, ipotek koymuş halinle barışık olmak ne demek ya? Tam tersi itiraz et. İtiraz ettikçe insan olacaksın. İtiraz ettikçe muhakeme noktasına da ayağa kalkacaksın. İnsan bu haliyle barışık olur mu? Hayır, düzeltmem lazım demen lazım. Düzeltmem lazım. Kendime gelmem lazım, çeki düzen vermem lazım. Önümüzdeki yegane, hiç değişmeyecek olan realite kabirdir, ölümdür. Hangi düşünceyle, hangi fikirle, hangi ideolojiyle nasıl bakarsan bak istikbale, istikbalin sana getireceği ama yarın, ama 10 sene, ama 20 sene sonra tek ve değişmez hakikat eceldir, ölümdür. Evet,
Şu zamanda hususan maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için. Ya af açık bir mesele. Bu bir terör. Bu bir vahşet. Orada bir masum insan var. Ama zihni bulanmış. Akıl sağlığını kaybetmiş. Artık rasyonel düşünemiyor. Tamamen o kendi penceresinden bir şeyler zırvalıyor. Bir şeyler söyleme gereğini duyuyor. Özellikle şu sosyal medyayla biraz olsun içli dışlı olanlar görür. Neler yazılıyor ya. Hakikaten insan dehşete düşüyor. Bu kadar mı düştük biz ya? Ya düşüncen, fikrin, her şeyin senin olsun kardeşim. Bir şey dediğimiz yok ama buna da çık aslanlar gibi de ki ben bunu lanetliyorum. Bu bir terör. Bu bir insanlık suçu. Bu bir nefret suçu. Evet. Bu bedihi meselelerde tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu destesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. Biraz üstadımızı dinleyelim, biz çok kırdık döktük. İnsanlarda şöyle ki, insanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervahı habise bil müşahede bulunduğu gibi şeytan vazifesini gören cesetli habis ruhlar. Habis ruh. Hasta. Ama ne hasta ya. Düzelme şansı çok zor. Tabii bu bizim hükmümüz değil. Biz böyle hüküm veremeyiz. Ya bu bitmiş, buna ben artık ben ne desem boş. Öyle bir yetkimiz yok arkadaşlar. Biz nokta atışı yapamayız. Yani ben buna niye uğraşayım ki, buna niye anlatayım ki bu hakikatlardan, imandan, Kur'an'dan niye? Ya bu bitmiş zaten. Hayır. Bizim öyle bir kalp okuyuculuğumuz yok. Bir bakarsın ki bugün sana direnen inatla, hırsla, gözü kapalı bir şekilde sana diklenen insan yarın bir şey olur. Senin anlattıkların, buradaki okunan hakikatlardan bir tanesi kalır zihninin panosunda bir yerde. Bir hadise ya, bir ölüm. Omuzlarda yürüyen bir tabut yakınının hele. Ya bana bir gün böyle böyle demiş hocalarımız, okumuştu. Bir sohbette denk gelmiştim veya bir yerde, bir bankta, bir şey bir yerde. Böyle bir cümle kurmuştu. Bir bakar çünkü onun için ışık olur. Alır götürür seni beni geçer. Ama şu anda, şu an itibariyle, görünen manzara itibariyle çok zor durumda olan, artık eşiğin öbür tarafına iyice yaklaşmış, belrâne alâ kulûbihim, sınırlarını zorlayan çok fazla insan var. Allah hepsine bir an önce hidayet nasip eylesin. Amin. Çünkü öyle böyle bir mesele değil arkadaşlar başımızda. Bu işin hep söylüyoruz üstadım, ortası yok ki ya. Sonsuz bir hayatı, ebedi bir hayatı kazanmak veya kaybetmek meselesidir. İngiliz ve Alman kadar malın varsa ver diyor üstadımız. Akıl sağlığın biraz yerindeyse ver. Kazançlı olan sensindir, ver. İngiliz ve Alman kadar malın varsa, bu meseleyi sana kazandıracaksa, böyle bir piyango, böyle bir bilet sana kazandıracaksa ver. İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervahı habise bir müşahede bulunduğu gibi, cinniden cesetsiz ervahı habise dahi bulunduğu o katiyettedir. Cinlerden de cesetsiz. Fark sadece bu. İnsanlardan olanı görebiliyoruz. O habis ruhun üzerine bir insan libası, cisim olarak giydirilmiş. Böyle bir şans, böyle bir lütuf ona verilmiş. Ne zaman yapılmış bu? Ta elest aleminde verilen bir sözden dolayı. Evet, Rahman suresinde bu anlatılır. İlk 4 ayette hemen her sohbette bunu hatırlatırım ben. Estağfirullah, Errahman, allemel Kur'an, halekel insan, allemehül beyan. Çok merhametli Errahman, çok merhametli. Allemel Kur'an, Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ın ilmini, halekel insan. İnsanı sonradan yarattı. Bunun biraz izah edelim. Bütünüyle olmasa da şu sıralama tesadüf olamayacağına göre, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir harf, hiçbir ayet tesadüfen olamayacağına göre ne demek acaba ya? Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Demek ki ruhlarımıza daha elest aleminde Kur'an bir fezleke olarak, bir öz mesaj olarak öğretildi. Ve ben sizin Rabbim miyim, Rabbiniz değil miyim sualine muhatap tutulduk. Evet Rabbimizsin de dedik.
Bir söz verdik. O sözün icra alanı buralar. Şu yaşadığımız hayat, o verdiğimiz söze ne kadar sahip çıkabiliyoruzun ispatı olacak inşallah. Onun imtihanını veriyoruz. Verdiğimiz sözün ne kadar arkasında durabileceğiz. Ne kadar sahip çıkabileceğizin imtihanıdır. Bir söz verdik. Elest aleminde evet. Ben yeryüzüne Kur'an'ı yaşarım ya Rabbi, temsil ederim. O ahlakla ahlaklanırım. Ve bu söz üzerine Allah-u Teala bize cisim libasını verdi. Halakal insan. Diziliş müthiş. Müthiş. Ama o insan suretini bugün gelinen noktada özünü o kadar bozmuş, o kadar dejenerasyona tabi tutmuş ki isyanlarla, inkarlarla, günahlarla, küfürlerle aklınıza ne gelirse o kadar mahvetmiş ki bir öz var içerisinde şimdi. Ama insan libası bunu saklamakta maalesef. Yine aramızda, yine sokaklarda, yine şurada, buradalar. Sureta insan ama bir çıkarsa onu, özünü bir görebilsek, Allah muhafaza, mide lazım bakabilmek için. Bu nasıl bir varlık ya? Neyi taşıyormuş özünde? Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Allah, hep söylerim, Alaaddin Başar abiden mülhem, hepimize sağlıklı yaşamayı nasip etsin. Bu cümlenin birinci kısmı. Sağlıklı ölmeyi de nasip etsin. Sağlıklı ölmekten kasıt, iman noktasında, itikat noktasında, teslimiyet noktasında, takva noktasında, Müslüman kimlik noktasında sağlıklı ölebilmek. Anladık değil mi? O şekilde ölürsek, kabirlerden kaldırışımız da sağlıklı olacak. Yüzümüze bakılan insanlar olarak o mahkemeye tabi tutulacağız. O büyük yüzleşmede Allah, tekrar söylüyorum, güç kuvvet nasip eylesin. Şu ömrü aldatmasın arkadaşlar. Rüzgar deveranı diyor üstadımız. Rüzgar deveranı. Bugün varız, yarın yokuz. Hiç belli olmaz. Ölüm, ölüm meçhul bir davettir. Nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde karşımıza çıkacağını kimse bilemez. Bunun yaşı başı da yoktur. Hazırlıksız yakalanma ihtimaline binaen ben bunu söylüyorum. Benim sohbetlerimde bazı cümlelerim tekrarlanır. Ama önemlidir. Unutulmasın diyedir bu. Bakın arkadaşlar, son geldiğimde de söylediğimi hatırlıyorum. Hayat bin anla girer. Ama ölüm bir anla gelir. Telafisi yok ki. Hayat bin anla ya, doğdun önünde yıllar, aylar, günler, seneler, bin anla gelir bulur seni. Ama ölüm öyle değil, tık gitti, atan yürek artık atmaz oldu. Hadi bakalım, şöyle atıyor. Günde 70 küvet kan pompalayan bir yürek, bir hidrofor. Günde 70 küvet. Bu atıp atmamaya, şu kadarcık bir şeye sen hırslarını, isyanlarını, nefretlerini, inkarlarını, gafletini, dalaletini, hedeflerini, ideallerini, para hırsını, ihanetlerini nasıl sığdırırsın ya? Atıp atmayan bir yüreğin üzerine bütün hepsini boca etmiş. Allah'a efelenmeler, inkarlar, isyanlar, haşa, sümme haşa. Bakalım. Allah, biz bekliyoruz diyor ya. Onlara verdiğimiz mühlet zannetmesinler ki kendi lehine olarak işliyor. Evet. Habis ruhlar dediği o sureta insan ama özünü göremiyoruz maalesef. Fakat Kur'an'ın mihengine vurduğumuzda, İslam'ın parametreleri noktasından değerlendirildiğinde içeride taşıdığı artık insan değil. O çoktan şeyatinleşmiş. Evet. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. O cinli olan şeytanlara bir suret giydirsek, diyelim ki boşta bir suret, yani bir beden giydirdik, aynı. Aynı insan. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, o cinli iblisler olacaktılar. Bu da mümkün. İnsan libasını çıkar, cinli şeytanın aynısı. Hatta Mevlana'dan, onun yalancısıyız yani. Şeytan la havleyle ekmek yer dediğine göre onu da hakikatten, yani
İşsiz bırakırlardı, işsiz. Belki de öyledir, çekilmiştir kenara şu anda. Bak ne diyor, onlar zaten birbirini yemekle meşgul. Onlar benden çok daha ileri taşıdılar bu şer mesleğimi. Benden çok daha başarılılar. Ben bir çarpıtabiliyorsam, ifade edebiliyorsam insanları, zihinleri, şimdikiler 3, 5, 10. Ellerinde teknik imkanlar da var. Allah özellikle gençlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Evet. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki, bir mezhebi batıl hükmetmiş ki, insan suretindeki gayet şerir erbabı habise, insan suretindeki o şerir ruhlar öldükten sonra şeytana. Anında batıl bir mezhep bu. Fakat böyle bir hükmü de var. İnsan olarak ölürken evet. Koyulur. Koyulur şeytanlaşır. Şeytan. Evet, öldükten sonra. Malumdur ki âlâ bir şey bozulsa ednâ bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Âlâ bir şey bozulsa. Âlâ bir şeyden kasıt insan arkadaşlar. Ama insan var, insan var. Bir de büyük insanlık var. O da Müslüman. Üstadımız anlatır bunu. İnsan, bir de insan. Büyük insan. Âlâ'nın da âlâsı olan Müslüman mahiyet bozulsa eğer. Daha tutamazsın onu. Birkaç yerde üstadımız anlatır. Ecnebiler gibi de olamazsın. Olamazsın çünkü onlar kendi dinlerinden çıksa Allah'ı tanıyacak, Allah'ı bilecek. Başka dinlerden başka şey ilham alabilirler. O da olmasa kemalata meftun bir takım hasletleri, özellikleri kalabilir, olabilir. Ama sen öyle değilsin ki. Biz her şeyi İslam'dan öğrendik. Her şeyi Kur'an'dan aldık. Bakın arkadaşlar, şuraya gelip oturuyorsunuz ya, tamamında İslam'dan izler var. Edep olarak, şu tavrınızda bile. Bütün geleneğimizde bu vardır. Bütün aile hayatımızda bir şekilde tesir etmiştir İslamiyet. Düşün ki biz böyle bir dinin mihenginden çıkarsa, dairesinden çıkarsa, daha kim tutabilir bizi? En son ve mükemmel din. Sen onu terk ediyorsun. Biz diğer dinleri de Kur'an'dan öğrendik. Ve sen Kur'an'ı terk ediyorsun. Daha ne İsa Aleyhisselam'ı, ne Musa Aleyhisselam'ı, kim dinler, kim tanır? Kim tabi olur? İnsanlığın başına kısaca bela olur, terörist olur. Tam da bugün gördüklerimiz gibi. Evet, âlâ bir şey bozulsa, ednâ bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Fakat yağ bozulsa, yenilmez, zehir olur. Şimdi burada aklımıza bir şey bozulmak dedi ya, aklıma hep şey gelir buraya okuduğumda. Muhafazakarlık diye bir kavram var ya ve de suçlandığımız bir kavram. Bunlar çok muhafazakar. Bunlar çok mutaassıp. Keşke olabilse kardeşim. Muhafazakarlıkla suçluyorsun beni ya. Keşke muhafazakar olmanın hakkını versen. Muhafazakarlık şu demektir. Ya Allah-u Teala buyuruyor. Benim dediğin her şey, şu beden dahil, her şey benim sana emanetim. Aklın, kalbin, ruhun, gözün, elin, ayağın, bedenin, her şeyin emanet değil mi? Ben vermedim emanet olarak. Senin imtihanının bir adı da bu. Emanete sahip mi çıkacaksın? İhanet mi edeceksin emanete? Onurlu insan, hani hep şeref, haysiyet, onur deyip dururuz ya, ben onurlu insanım, ben haysiyetli insanım, benim bir şerefim var. Varsa eğer, sana emanet olarak verilenlere sahip çıkarsın, gözün gibi bakarsın. Emanet sahibini de unutmazsın. Vakti zamanı geldiğinde de buyur ya Rabbim dersin emanetin. Elimden geldiği kadar. Çok titizlendim, çok dikkat ettim, çok sakındım ama zarar verdiysem de ufak tefek arz varsa da senin rahmetin, lütfun, keremine sığınıyorum. Sen bağışla. Tertemizmiş gibi geri kabul et. Bu konuda muhafazakar olmayı Allah nasip eylesin. Amin. Benim değil ki. Nasıl muhafazakar olmam? Kalbimi, ruhumu nasıl yaratıldığım çizgiyi muhafaza edebilmek?
O çizgiye melekler secde ettirilmedi mi? Tam da konumuz iblis hariç. Bütün meleklerin secde ettirildiği bir arşta yaratıldığı bir çizgide. Şimdi orada mısın hala? Yoksa esfeli safiline doğru musun? Hayvandan bin beter bir halde misin? Yoksa şeyatinleşme yolunda mısın? Hani muhafazakarlık? Evet. Üç boyutlu imtihanla mükellefiz arkadaşlar. Hepsi bu ya. Üç boyutlu imtihan. Masiyete sabır, musibete sabır, taatte sabır. Ne var ya? Yani kısaca biraz direnç göster ya. Gitme günahların olduğu alanlara, mekanlara. Bir sıkıntı, musibet geldiyse seni de sabırla Allah'a teslim ol. Ve ibadette ısrarla devamlılık esastır. Devamlılık. Nasıl ki yemekte, içmekte, nefes almakta devamlılık esastır. Almazsan olmuyor, ölüyorsun. Sıra ibadete geldiğinde olur mu ara sıra? İbadette de devamlılık esastır. Kesintisiz kulluk diyoruz buna biz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip namazdan çıktığımızda kulluk bitmiyor ki. Askeriyede talim bittiğinde, yemek yerken bile asker değil misin? Uyurken de askersin. Bir ağacın altına oturup dinlenirken de askersin. Çünkü nizamiye içerisindesin. Ne zamana kadar? Terhis olana kadar. Askersin kardeşim. Kulluk da böyle bir şey. Sadece namaz kılarken olur mu? Selam verip çıktığında da kulsun. Aynı titizlik, aynı duruş, aynı inşallah teslimiyetle Allah'ın huzurunda olduğu şuuruyla bu yolu yürümemiz lazım. Ha, yakamızı bırakmayacak şeytan, nefis, heva, insi olanlar. Tamam, onlar da imtihanın bir parçası, kabul edin. Onlar işini yapıyor, ben hep böyle söylerim. Onlar işini yapıyor, yapsın. Ben neresindeyim, ben ne kadarını yapabildim, yapmam gerekeni. Şeytan vesvese veriyormuş, versin. Yaptırım gücü var mı? Yok. Benim sizin üzerinize hiçbir tesirim yoktur. Kur'an ayeti bu. Allah bizi nura çağırdı değil mi? Şeytan bizi nara çağırdı. Ateşe. Huzur-u ilahi de o büyük günde insanlar cehennemi, o bir türlü aklına sığıştıramadığı cehennemle yüzleşince, o dehşeti görünce ya Rabbim, şeytanı göstererek, aha işte hep onun tuzakları, onun hileleri, onun vesveseleri, onun yüzünden. Bizi değil ya Rabbim, onu cezalandır. Hep ona aldandık dediklerinde şeytan konuşturulur. Yahu Allah sizi ebedi kurtuluşa çağırdı. Nura çağırdı ve ben sizi nara çağırdım. Üstelik de sizin üzerinizde hiçbir tesirim de yoktu. En acı olanı. İnsan nasıl aşağılanır bu kadar, daha fazla. Hiçbir tesirim yoktu. Buna rağmen Allah'ın davetine kulaklarınızı kapayıp benim davetime icabet ettiniz. Bu neyin nesi? Niye beni suçlarsınız ki? Hiçbir tesirim yoktu'dan kasıt şu. Ya yaratan Allah, yaşatan Allah, mülk Allah'ın, sofralar Allah'ın, rızıklar Allah'ın, onun ışığıyla görebiliyorsun. Onun mülkünde yaşıyor. Her şey Allah'ın ya. Mutlak tesir sahibi Allah'ın davetine kulaklarını kapa. Hiçbir tesiri, hegemonyası olmayan benim davetime icabet et. Sonra gel beni suçla. Bu saatten sonra sizin de bana, benim de size hiçbir faydam dokunmaz. Bunlar ayet. Mealen söylüyorum yaklaşık olarak. Bu aşağılanmaya bakar mısın ya? Evet. Cehennemden bin beterdir. Evet, nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur. Öyle de mahlukatın en mükerrem, belki en alası olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Hayvanatın kemalat veya skalası ne kadar? İniş çıkışları yani. Ne kadar olabilir ki? Biraz daha vahşi, biraz daha uysal. Hepsi bu yani. Son noktada hayvan. Kapımızdaki affedersiniz bir hoş hoştan tut da bir kedi, bir tavuk neyse. Biraz ehilleştirirsin, biraz vahşileşir. Bu kadardır. Ama insan öyle değil ki ya. İnsan şirazeden çıktığı andan itibaren, iman iklimini terk ettiği andan itibaren, Allah korkusu şu yürekte olmadığı andan itibaren gider Hiroşima'da basar düğmeye 300 bin tanımadığı insanı öldürür.
işinde, gücünde, bağında, bahçesinde, tarlasında masum insanlar. Oraya en müşahhas misal olduğu için veriyor. Memleketimizde de onlarcası yaşanıyor. Gözünü kırpmadan. O duygu, o hissiyat, o cevher kalpten çıktığı andan itibaren. Devamlı söylediğim bir şey daha vardır arkadaşlar. Hilkat düzeninde boşluk yoktur. Gece gider, gündüz hemen gelir. Yaz yerini kışa terk eder. Hayat ölüme terk eder. Sıcak soğuğa terk eder. Kalpten sevgi çıkarsa hemen nefret girer. İman çıkarsa küfür hemen girer. Boşluk yok. Ve muktezasıyla girer üstelik o küfür geldiğinde. Yapacaklarıyla girer. O nedenle tekrar söylüyorum. Şurayı devamlı aydınlık tutmamız lazım. Kur'an ayetidir yine. Ya Rabbim, hani şu kalp inkılap kökünden de gelir. Aynı köktür. Kalp, inkılap aynıdır. Yani inkılap değişen, halden hale, tavırdan tavra munkalip olan, kararında duramayan bir türlü, istikrarını koruyamayan yani. O manadadır. Şimdi kalbe bu isim boşuna verilmemiş. Bu kalbin iniş çıkışları müthiş. Onlarca şeyi sevebilir. İşte putperestlerin bakın. Makam, şan, şöhret, şu bu. Ona hoş görünebilir. Bir yanı böyle. Bir yanı ilahi aşkla. En zirve noktası olarak. Yani müthiş bir boyutu var. Din, bütün birimleriyle, bütün disiplinleriyle, emir ve yasaklarıyla bu kalbin bu yapısına istikrar kazandırmak içindir. Allah'a doğru istikrardan. Bu tehlikeli zemine bir istikrar, bir sebat kazandırmak içindir. Bütün emirler, bütün yasaklar bunun içindir. Hiç güven vermeyen bir yapısı vardır. Çok oynak bir yapıdır. Hele bir de denetimini şeytana terk edersen, hevaya bırakırsan, neleri sevmez ki arkadaşlar? Nelerin peşinde koşmaz ki? Deli divane olmaz ki? Bakarsın mecnun olur, çöllere düşer ya. Dağları delmeye kalkar. Fani, iğreti, ölümlü, mecazi aşklar uğruna. Dejenerasyonun sonu yok. Evet. 29. sözde yüzer delili kat'i ile ruhani ve meleklerin vücudunu ispat eden umum o deliller, şeytanların dahi vücudunu ispat ederler. Bu ciheti o söze havale ediyoruz. Salisen, kainattaki, burası önemli, bitireceğiz dersi, umuru hayriyedeki kanunların mümessili, nazını hükmünde olan meleklerin vücudu. Yani bu fıtrat düzeninde hayırlı ne kadar iş varsa, ne kadar tasarruf varsa mutlak bir müekkel melekle bu zuhur eder, tecelli eder. Mutlaka onunla ilgili müekkel, vekil bir melek vardır. Belki birçok melek vardır. Ama aynen onun gibi bu ittifakı edyal ile sabit diyor üstadımız. Meleklerin vücudu bütün semavi dinlerce sabit kabul ediliyor. Yabancı dillerde angel mi deniyor onlara, melekler? Angel'lar. Melekler, evet. Olduğu gibi umuru şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavaninin medarları olan ervah-ı habise ve şeytaniye bulunması hikmet ve hakikat noktasında kat'idir. Şerli ne kadar işler varsa da onlara mübaşir, onların mümessili, o şerli işlerin mümessili, kanunların medarları habis ruhlar ve şeytanlar vardır. Rabbi en yahdurun diyor ya ayet. Her an yanımızda da olurlar. Her an sokulurlar sağdan, soldan, önümüzden, arkamızdan devamlı vesvese verirler. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, 6. sözde, yakın zamanda okumuştuk belki. Allah-u Teala nefislerinizi ve mallarınızı sizden satın alıyor değil mi? Cennet karşılığında bir ticaret bu, müthiş bir teklif. Mallarınızı ve canlarınızı. Anlatıyor, 5 mertebe kar içinde kar anlatıyor. Bu ticaretteki kazançlarımızdan bahsediyor. Ve bu teklifi dinliyoruz, 2 grup insan, bir tanesi baş üstüne mal iftar satar. Bir tanesi ise Hud bin Ayyaş diyor. Güya bu dünyada ebedi kalacakmış gibi, hayır satmam, malımı, mülkümü satmam diyor ya. Bir hezeyan cevap veriyor ya.
Nasıl satmazsın kardeşim? Allah'a satma, başka alıcı yok mu? Hem de yukarıdaki dersin en başındaki gibi şeytan senin ömrünü, aylarını, yıllarını, ebedi hayatını, her şeyini senden alıyor. Üstelik de hiçbir karşılığı olmadan. Bir takım bedensel hazlar, kuytu, karanlık, izbe köşelerde tatminlerle senin sonsuz hayatını senden satın alıyor, hiç hissettirmeden üstelik. Ebedi hayatını, cennetini alıyor elinden bir adam. Sen Cemalullah'a mebussun. Rüyatullah'a kadar inşallah bu kemalatın limiti var, sonu var. Onu alıyor elinden. Satmam diyorsun ama satıyorsun, farkında değilsin ki. Sıkıntı burada zaten. O alıcı kendini saklamış. Bir noktadan sonra seninle hudutlar artık belirsiz hale gelmiş. Sen mi olsun, o mu sen, artık belli değil. İstediği, arzuladığı her şeyi yapıyorsan ve Kur'an'a bütünüyle sırtını dönmüşsen, inkar ikliminde isen, senin çoktan dünya hayatını da ahiret hayatını da satın almış zaten. Allah muhafaza eylesin. Evet. Çünkü 22. sözün başında denildiği gibi herkes her şeyin hüsnü hakikisini göremediği için zahiri şerriyet ve noksaniyet cihetinde Halik-i Zülcelal'e karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek için zahiri bir vasıtayı perde ederek ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip, Allah münezzehtir tabi, mukaddestir, kutsarız, tenzih ederiz Rabbimiz. Hoşumuza gitmeyen haller, işler, acılar, feryatlar, figanlar, ölümler, şunlar, bunlar, perdeler var. Şikayetler Allah'a gitmemesi için. Yanlış bir iş yapıyorsun, şerli bir iş yapıyorsun, şeytan aldattı. Şeytanın tesiriyle, şeytanın hilesiyle, bak, ilk akla gelen o. Dönmen lazım, kendine gelmen lazım, manen ayağa kalkman lazım diyoruz. Bütün o yanlış tavırlardan, davranışlardan, isyanlardan şikayetler Allah'a gitmiyor. Münezzehtir çünkü. Ama bir perde de lazım. Bakın, aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Sohbetin başından bu yana. Bütün suçladık, yerin dibine batırdık. Lanetledik, uzak dursun dedik, şeytan ya. Tamam da Allah'ın iradesiyle yaratılmış. Allah'ın iradesi tahtında iş yapıyor. İş yapıyor o da. Ben olsam şeytandan dersler çıkar. Bu utanılacak bir şey değil. İstifade ederim ondan. Nasıl? Ya şeytan, dedim ya biraz evvel, herkese müşteri nazarıyla bakıyor. Bazı insanların bütün ömrünü onlardan aldığı gibi bazılarının da 5 senesini, 10 senesini, 1 ayını, 1 dakikasını, kardeşim evliya bile olsan, evliya olsan üst düzey, bir gaflet anın yok mudur? Kar kardır nazarıyla bak. Onun da 10 dakikasını alırım, ne var? Yani ondan vaz mı geçeyim? Ya burada şunun için anlatıyorum. Umudunu kesmeden her insanla müşteri nazarıyla bakıyorsa eğer, İsa Aleyhisselam'ı madem her şey kaderdedir, bırakın evliyaları, bir peygamberi gözüne kestiriyorsa eğer, bundan da bana ekmek çıkar mı dercesine, onu uçurumdan atmaya çalışıyorsa eğer, her şey madem kaderde yazılıdır dersiniz, at kendini bakalım, ölecek misin? Öldürecek adam yaz. O büyük peygamberi öldürecek. Eğer öyle bakıyorsa biz de arkadaşlar, hiç kimsenin umudumuzu kesmeden işimizi yapacağız. Onun hilelerinden, tuzaklarından, vesveselerinden öteye kız duracağız. Onun varlığını bilip ondan uzaklaşa Allah'a yaklaşacağız. Yani son noktada şeytan bütünüyle pür, şer bir varlık değildir. Dersler alınabilir. Hatta bir şey daha söylemek isterim ama çok genç var. Bir başka zaman özel bir yerde ondan bahsedeceğim. Çünkü onların fikirleri onun altından kalkamaz. Onun şeytanla alakalı. Bitiriyorum. Evet.
haksız şekva etmemek için zahiri bir vasıtayı perde ederek ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip Halik-i Kerim ve Hakimi mutlaka teveccüh etmesin şikayetler. Nasıl ki vefat eden ibadın küsmesinden Hazreti Azrail'i kurtarmak için hastalıklar ecele perde edilmiş. Hastalıklar araya girmiş. Bıraksana Allah-u Teala'yı. Azrail'e bile şikayet etmiyorlar ki. Azrail canlı. Hayır. Nasıl öldü? Abi kaza geçir. Nasıl öldü abi? Kanser. Allah muhafaza. Nasıl öldü? Bir başka bir şey. Bir sebep tahtında. Arada vasıtalar yaratılmış. Aynen onun gibi ta merhametsiz tevehüm edilen o haletlerden gelen şekvalar Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin. Öyle de daha ziyade bir katiyetle şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit Halik-i Zülcelal'e teveccüh etmemek için Hikmet-i Rabbaniye şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Sen ondan ders çıkar, tekrar söylüyorum. O işini yapıyor. O işini yapıyor. Senin üzerine hiçbir hegemonyası yoktur. Yaptırım gücü yoktur. Türkçe bugünün terminolojisini de kullanayım. Yaptırım gücü yok. Sana zarar veremez. Güçlü olan insandır. İstediği kadar tuzak kursun. Aha ben yapmıyorum dediğin andan itibaren ne yapabilir sana? Yapmıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Döndüğün zaman Allah'ın dergahına elini açtığında tutabilir mi elini? Hükmü kararı son noktada insan vermiyor mu? Evet, insan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan, o büyük insanın bir fihristesi ve hulasasıdır. İnsan da bir kainattır. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları insanı ekberde bir zarure bulunacaktır. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu, alemde levh-i mahfuzun vücuduna kadil edilir. Bizde hafıza, alemde levh-i mahfuz. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümbe-i şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan, Allah muhafaza eylesin, dersin tamam. Başına söylediğim bu, bir şeytani lisan var, bir vesvese var, bir alet var. Özümüzdedir sıkıntı, önümüzdekiler aşılır. Burayı mamur hale getirmek şart. Allah'a sığındığımız müddetçe, el açıp istiaze ettiğimiz müddetçe şeytandan biz ayakta kalırız arkadaşlar. Emin olun. Şu dünya imtihanını da alnımızın akıyla veririz. Burayı halletmemiz lazım. Evet. Ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna kat'i bir delildir. Hani şeytanı inkar ediyorlar ya, özüne bak, içinde de var kardeşim. Bir merkez olarak da olsa var, bir aleti vesvese var. Bazen senin rağmına, senin zıddına, ama seni hegemonya kurduktan sonra tabii üzerinde hareket edebiliyorlar. Kurtaramıyorsun kendini. İleri aşamasında, sohbeti bitirdik, ileri aşamasında git gide kendini inkar ettirerek üstelik de sinsi bir şekilde insanla şeytanın sınırları, tekrar söylüyorum, aynileşir, belirsiz hale gelir. Artık bütünüyle sana hakim olmuştur. Onun isteklerinden, arzularından dışarı çıkman çok zorlaşmıştır. Allah bu durumlara kimseyi düşürmesin. Amin. Kendine tabi olanlara kendini inkar ettirmek. Konuşuyorsun adamcağıza, ya biraz aklınla, muhakemenle, mantığınla konuş. Biraz düşünerek konuş dediğinde, sen şeytanın tesiri altındasın dediğinde, ne şeytanı diyor adamcağız? Nereden çıkardın? Ben zaten kabul etmiyorum ki. Orada kıs bir yerlerde gülmektedir. Ne güzel cevap verdi. Beni yok saydı, beni inkar etti. Beni devre dışı bıraktı. Bıraktı ama tam da istediklerimi yapıyor. Verdiği cevaplar beni mutlu edecek olan cevaplar. Tam bir tahrip ustasıdır. Tekrar söylüyorum. Kendi kuvvetlerinden çok daha ziyade bizde var olanları kullanır. Bizim aleyhimize çarpıtarak. Özellikle de gurur madenini çok işletir. Gururdan vuruyor birçok insan. Allah
Cuma namazları, vakit namazları çağırıyor. Haydin kurtuluşa diyor, haydin felaha gelin. Günde 5 vakit. Ezanın bir anlamını söyleyeyim, dersi bitirdik, biraz da tebessüm edelim. Ezanın anlamı odur. Yani Allah-u Teala manen diyor ki, ey kulum gene yolu şaşırdın. Gene yolu şaşırdın sen, gel hele gel. Ben buradayım, gel. Sen gene daldın dünyanın bitmez, tükenmez, maleyanı işlerine. Sen gene yolunu şaşırdın, gel kurtuluş. Günde 5 vakit. Sıkıntıların mı var, dertlerin mi var, ızdırapların mı var, acıların mı var, beklentilerin mi var, hedeflerin mi var? Gel paylaş benimle, aç bana. Yok mu hiçbiri? Mutluluğunu paylaş. Varoluşundan duyduğun mutluluğu paylaş. Allah inşallah böyle bir iklimi hepimize nasip eylesin. Şeytanın tuzaklarından, vesveselerinden, hilelerinden emin eylesin. Her an yanımızda olduğunu unutmadan bu şuurla yaşamayı nasip eylesin. Fakat hiç korkulacak bir düşman da değil. An şart ki biz burayı sağlam tutalım. Özümüzü koruyalım. Sorunlar önümüzden çok, özümüzde saklı. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.